Ama yeniliyorum. Buraya şu anda sürmüş olduğum... Her şey yok. Kat maalesef efendim. Şu anda zifti sürdük efendim. Bakın taze bir ekmek olmasına rağmen elimizden bastırarak da çıkartma şansımız mümkün değil. Yalnız sadece zift lekesi değil, ağaçlardan yağın içine neler olabilir, kuş pisliği olabilir, boya lekeleri olabilir. Kaportu üzerinde çıkartamadığınız, çıkartmakta zorlandığınız herhangi bir lekeyi bakın baskı pres yapmadan çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Camda kullanabiliyorsunuz, camda su tutmuyor, toz tutmuyor. Özellikle lekenin belli bir miktarını yüzeyde bırakıyorum. Yüzeye benzin döküyoruz. Bakın, benzin döküp yakmamın amacı yaz aylarında güneş arabanın boyasını alıp boyanın aşırmasına neden olurken koruyucu tabaka sayesinde bunu önlüyorum. Bakın şu anda ısı yükseldi. El yakacak kadar bir ısı oluştu yüzeyde. Normalde boyanın aşırması gerekiyor. Normalde boyanın yanması lazım. Fakat koruyucu tabaka sayesinde bunu önlüyorum. Ben alayım mı? Dur zaten bir şey deniyorum da bir ürünümüz daha var. İkinci bir ürünümüz. Numuneleri geldi şimdi orada. Oluyor yani. Biraz bakın, daha normalde boyanın yanması gerekirdi. Normalde boyanın aşınması lazımdı. Fakat koruyucu tabaka sayesinde bunu önlüyor. Peki ben bu işlemlerin hiçbirisini istemiyorum. Benim arabam 10 senelik, 15 senelik. Artık boya aşındı parlamıyor. Ve ben bundan sonra boyanın parlayacağına da inanmıyorum diyorsanız bakın müthiş derecede boyayı parlatırız. Leke varsa efendim lekeyi alır, yağmura yakalanırız, su tutmaz. Ürün